Merhabalar, ben Yeni Demokrat Kadın Aktivisti Deniz. 25 Kasım arifesinde son birkaç gün kala biraz Türkiye'deki çok hafif geriye giderek belki politik süreci ve 25 Kasım sürecinde de Türkiye genelinde özellikle de YDK'nın çalışmalarını biraz aktarabilirim. Şimdi şöyle başlayabiliriz. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma süreci aslında pandemi dönemine denk geliyor. Pandemiyi bir fırsata çevirerek kadınlara yönelik saldırıları arttıran erkek devlet şiddeti tüm gücüyle aslında saldırmış oldu kadınlara. Hala da saldırmaya devam ediyor. Biz hem YDK olarak hem de bulunduğumuz her yerde bir şekilde birleşen ve tek bir ağızdan güçlü bir şekilde ses çıkaran platform gibi, yapı gibi yerlerde var olduğumuz her alanda birlikte hareket ettik. Ve bu tarz yerlerde de özellikle yerellerde İstanbul Sözleşmesi sürecinde birçok sokak eylemlilikleri, onun dışında sosyal medya eylemlilikleri olmuştu. Aslında bizim temelde konuya dair söylediğimiz şuydu. Yani devlet öncesinde de mesela kürtaj yasasını gündeme getirdiğinde yine kadınlar binlerce, on binlerce kadın sokağa çıkmış ve bu yasayı geri çevirtirmişti. Şu anda da dedik pandemi sürecini, bu karantina sürecini ve insanların sağlığından korkması, sokağa çıkamaması ve yasaklardan doğru evlerine kapanmak zorunda kaldığı bir süreçte aslında bu çok net bir saldırıydı. Yani nasıl olsa bana karşı çıkabilecek bir güç yok dercesine bir saldırıydı. Fakat kadınlar buna direnişle sokakta cevap verdi. Pandemi değil, koronavirüs değil, erkeklik bizi daha çok öldürüyor diyerek sokaklardan geri durmadı. O dönemde de hala da öyle. Politik atmosferin kendisinde hiçbir sınıf veya hiçbir kesim sokağa çıkamazken kadınlar sokakları bulundukları her alanda meskeniyle de pandemi sürecinde de erkek şiddeti, devlet şiddeti, ev içi şiddet ve işçi kadınlara yönelik mobbing, ücretsiz çalıştırma, ücretinin dışında mesai saatlerinin dışında çalıştırma gibi birçok emek, beden sömürüsü, ekonomik sömürü artarak şiddetlenerek devam etti, katmerleşti. Biz pandemi sürecinde de bunu kadınlar olarak en gür sesle anlatmaya ve her yerde teşhir etmeye çalıştık. Yaptık da bunu. Onun sürecinde şu an pandemi yasakları en azından bütün ülkede uygulanan işte tam kapanma ya da yarı kapanma gibi süreçler geçti. Okullar açıldı ve kafeler dışarıdaki yerlerde açılmış oldu. Şu an insanlar dışarıda ve devletin sistematik saldırısı hala devam ediyor. Çünkü mesela bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma sürecinde sonra aslında şunu gördük. Kadına yönelik şiddet, katliam ve taciz ve cinsel saldırılar aynı zamanda çocuklara ve LGBT pluslara yönelik müthiş bir şekilde artış göstermiş durumda. Erkekler İstanbul Sözleşmesi sürecinde devletin hiçbir şekilde dinlemeden kadınların haklarını hiçe sayarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıyla aslında erkeklere şunu söylemiş oldu. Ben sizi cezasızlıkla ödüllendiririm. Çilem Doğan sürecinde de şunu söylemiş oldu. Ben yaşayan ve yaşamı için bir şekilde öz savunmasını gerçekleştirmek zorunda kalan, hayatta kalabilen kadınları da cezalandırarak sizin önünüzü açıyorum demiş oldu. Yine pandemi sürecinde af yasasıyla birlikte birçok çocuk istismarcısı, katil ve cinsel şiddet suçundan yargılanan insanlar sokağa salınmış oldu devlet eliyle. Biz YDK olarak tüm bu süreçler içerisinde pandemi sürecinde şunu yaptık. Pandemiyi bir de bana sor kampanyası ve kitap çalışması yaptık. Şu anda da 25 Kasım sürecindeyiz. 25 Kasım sürecinde de özellikle Başak Cengiz için bu sene sokaklarda olacağız.
ve katledilen, kaybedilen tüm kadınlar için, birbirimiz için isyanda olacağız. Bulunduğumuz her alanda, platformlarda ve platformlarda 25 Kasım sürecini örüyoruz. Örgütleyicilerinden biriyiz ve 25 Kasım'da da tüm gücümüzle alanlarda, sokaklarda olacağız. Bunu kaybettiğimiz tüm kadınlar için, tüm LGBT artılar için yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz kadınlar birlikte güçlüyüz diyebilirim.